Kemenimi bağladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası kanaylı. Konserim acalım, karakolu açalım, Roma'da da zatla kolay mı? Sultan, bu tarafa gel. Ay, iyice yaşlandım. Gözlerim de görmez oldu. Firat, nasılsın? Şahane. Gene yanlış tarafa konuşursun. Buradayım. Dön, dön. Sesime gel. Geldim Firat. Niye çağırdın beni? Şahane. Yıl oldu 2077. Oldu. Türkiye hala Avrupa Birliği'ne gitmeyi bekliyor. Biz de seninle hala gerdeğe girmeyi bekliyoruz. Şşt, hazır Pembe abla yok. Gel gerdeğe girelim. Neyi? Gerdek Şalem. Tabii çok doğru. Girdik ne be Firat? Şalem tabii girmeye ne olduğunu unuttum. Gelsin içeri sana ne olduğunu göstereyim. Kalpilacımı aldın mı? Aldım çap. Tansiyon inaçlarım da. Gel. Fira! Sultan. Pırışıklar. Siz beni atlatıp gerdeğe mi girersiniz? Öldürürüm ben sizi. Eyvah ben baba. Pembe abla vurma. Geber azgın peki. 60'ından sonra kurtuldun mu lan sen? Lirat. Anam Elif gidiyor. Şükürler olsun yarabbim. Elif gidiyor. Kız bırak kız ölsün gebersin. Firat. Kalk içeride müşteri bekliyor. Kalksana Firat. Ay ne oluyor Allah, be? Allah'ım çok şükür rüyaymış. Şahanem. Ya ne oldu, kabus mu gördün be? Emine ne kabus Şahanem? Ya 90 yaşına gelmiştik. Hala gerdeğe girememiştik ya. Yok bu böyle olmaz Şahanem. Yürü gerdeğe gireceğiz. Ya, yürü. Ya gel. Be, delirdin mi ya? Gerdeğin sırası mı şimdi? İçeride müşteri bekliyor. Çıkıp oynamamız lazımdır. Sonra gireriz gerdeğe. Şahanem bak bugünün gerdeğini yarına bırakma. Hadi gidelim şu gerdeğe hadi. Gel. Ya hala gerdek diyor ya. Yürü müşteri bekliyor içeride. Yürü Mart kedisi. Yürü. Ya of be. Yürü. Thank you.
Hasan'ımın düğününü, Hasan'ımın düğününü al yapacağım maridudu, da yapacağım maridudu. Hasan'ıma köstek saat, köstek zincir takacağım maridudu, köstek zincir takacağım maridudu. Hasan'ım Hasan'ım, roman Hasan'ım, dillere destan geyik Hasan'ım. Oyna güzel kızım, oyna yandan. Oyna kızım, oyna. Ah Elga, ah. Hastasıyım şu güzelliğini be. Güdük, gel oğlum, gel yakış. Benim sultanım ayırsız çıktı. Seninki kocaları anam elini dersiyle itti. Bari sen ayırsız çıkma. Sevgi kızı evle. Çök şu Elga'nın tepesine. Ne yap, etnike masasını unutur. Ay bekli be teyze. Hiç kaçırır mıyım Elga'yı? Neden? Çünkü etimin yuraları bu yıllarda bükmüşler. Kurtar bizi Gudik Baba. Kurtar bizi Gudik Baba diye seslenirler. Aferin canım. Maşallah aynı teyzesi gibi para manyağı olmuş olan vallahi olmuş. Allah size acık insaniyetlik versin be. Başka bir şey istemem vallahi Allah'tan. Çekil şunu abi. Çekil. Bana da. Edim abi yapıştır yapıştır. Bana da yapıştır Edim abi. Yapıştır yapıştır. Tamam, ne tamam, yeter yeter be? Artık, hadi, ne tamam, yeter? Ne gibisin be? Hadi. Ne güzel bayıldınız. Bana tekrar gösterseniz de nasıl bayılıyorsunuz? Bayılmayı öğretiyoruz. Gel bana. Şöyle kafayı arkaya saçalım. Yavaş yavaş. Bayıl 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 bayıl. Bu kadar. Çok güzel oldu. Kızilli. Sen ne yaparsın canım? Yapıştır Gudik, yapıştır. Yapıştır oğlum, yapıştır ha. Yapıştır ayıp Elgacığım. Bal böceğim, sevdiceğim. Güzelim aşkım. Gel buraya. Otur. Aman Etim abi. Etim, ulan nereye götürüyorsun kızı be? Bırak şurada güzel güzel bayılıyor da ulan ha. Kızım, sana kaç kere söyledim. Bu tüm Melek'le görüşmeyeceksin demedim mi? Ya baba, Gudik beni seviyor. Seviyor, çok seviyor. Aklını, o senin paranın derdinde. Paranı seviyor, paranı. Ay. Sen de evlenip kısa yoldan köşeyi dönecek, anlasana. Tübeler olsun be, iftiraya bak. Seviyor oğlan, sevmek suç mu? Seviyor, sevmek suç mu? Gudik parayı değil, beni seviyor baba. Konuşma. Ya otur ya. Ezem abi ya. Doğru söyler kız. Be seni indir ayırmayasın be. Hadi sus. Ama sus. Kartırız boş versin. Bakma buradaki hakkı oynayalım kız kalk. Sevenleri ayıramazsın. Zincirle bağlasan durmaz sevenler. Doğru der ulan be. Keşke hanım gel. Çabuk. Ya acelen ne be, bir dur. Tabakhane sipariş mi yetiştiriyorsun? Ya Şahanem, evleneli 3 hafta oldu, hala gerdeğe giremedik. Bir de sen acelen ne mi dersin? Geç şuraya, gel. Gel. Ay. Gecikmiş gerdeğimize. Balıklama giriyorum Şahanem. 3 sıplama da bu iş tamamdır. Ay. 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 Ya kafayı yedin sen ha. Tozuttun iyice. Gel buraya gel. Nasıl mutluyum Şahane. Sevinçten ağlayacağım vallahi. Oh. Ay! Su ne be? Yoksa sen ağlar mısın Fira? Ya ne ağlaması be Şahane? Bir sus konuşma. Bu anın büyüsünü bozma. Ya. Ya su oldu her tarafım ya. Ay. Su yatağı mı bu, anlamadım ki. Hakikaten de be. Bana da geliyor Şahane'm be. Bu ne be? Resmen evin içine yağmur yağıyor. Bak gördün mü Şahane'm? İktim bozulacak diyorlardı. Hakikaten de bozulmuş. Artık evin içine yağmur yağar. Deli deli konuşma be. Ay. Evin içine yağmur mu yağmış hiç? Ya dam akıyor, görmüyor musun? Eyvah. Ya içeri azıtıyor bu yağmur ya. Ay tüküreyim şansımıza be. Zemin futbol oynamaya müsait. Bu sefer de ava muhalefetinden maçı ertelemek zorunda kalacağız ya. Ay tüküreyim böyle işe be. Kalk kalk. Zatürre olacağız kalk. Ay.
Bu ne be? Islak tarla farelerine dönmüşsünüz kız. Gerdik heyecanıyla yatak odası yerine yanlışlıkla banyoya mı girdiniz? Banyoya girmeye ne hacet? Bize verdiğiniz oda maşallah banyoyu aratmaz zaten. Tavan oldu gibi bakıyorum. Sabunu al gir, duşunu al çık. Kusura bakmayın be kızım. Ya o odanın damını aktaramadık bir türlü. Damının akıtığını bile bile nasıl verdiniz o odayı bize ya? Ya biz yeni evliyiz ya. Adam gibi bir odaya ihtiyacımız var ya. Kânem bir sakin ol ya. Sen karışma. Ay. Ne bağırırsın be? Ala. İster beğen ister beğenme ev bu işte. Sen gibi sana saray vaat ettik be. Ya Melekşe bir sakin ol sen. Karışma. Sizin oda niye akıtmıyor? Odaları değişeceğiz. Siz bizim odaya geçeceksiniz. Biz sizin odaya geçeceğiz. Ay yok ya. Ala güzeldi seni. Asma. Dağdan geldim bağdakini kovarsın. Ala. Ya bu eti görümcü kavgasının sırası mı Allah aşkına yani? Sen karışma. Karışma be Fatoş. Melekşe bak şimdi. Çekil şuradan be. Onu bunu bilmem kardeşim. Ben yeni gelinim. Bu kıytırık evin kral dairesini isterim. O kadar. Allah Allah. Ay, güleyim bari be. Gören de prenses sanacak. Allah'ım Madiden romanı. Çöplükten geldim. Bizim evi mi beğenmezsin sen be? Ay tüküreyimsin evinize be. Dama yok be. Dama yok. Dama. Allah Allah. Biz sana zorla mı geldik ha? Beğenmediysen defolur gidersin canım. Alasın. Ya ala ne yapıyorsun sen ya? Sultanı kovuyor musun yani? He. Kovuyor musun şimdi sultanı? Kovarım sultanı. Var mı diyeceksin? Ay tıkın. Bağlasan da durma burada. Alın evinizi. Başınızı açmalar. Sultan. Sultan nereye ya? Ala. Ya Berekşe. Ya ala ben ya. Ala. Ben çekişimden gidelim. Ala. Ne? Ala bak özür dilerim sultandan yoksa ben de giderim ha. Yok ya. Ben ne özür dileyeceğim. Asıl o benden ne özür dilesin be. Benim karımı kovan beni de kovmuş demektir ha. Ona göre ha. Ala. Haydi anam. Yalla yalla. Gidiyorum. Sultan. Karışma sen de ya. Ya bak Berekşe vallahi ayıp oluyor. Aynen basit be edip. Giden giden kalan sağlar bizimdir ha. Hep. Ah be. Ah be sevdiceğim. Ah be bal böceğim. Ölürüm senin aşkından. Ölürüm. Yanarım ben yanarım. Oo, ateş böceği sarmış ha. Dedi sit bir sit. Teyze bir sattım. Ütüp pür dedi balda. Gudik sen bu kızla parası için görüşmez miydin? Ne oldu? Aşık mı oldun yoksa? Hem de sırasıyla mı aşık olmuş dede? Hadi be. Baytap geçme kız cibcibe. Hadi. Aslında Ayşe doğru söyler be dedem. Abayı çok fena yakmışım Elga'ya. Oh, ne garip şeymiş bu aşk dedikleri illet. Dereye baksam Elga'yı görürüm. Sen hakikaten aşık olmuşsun deli şopar. Ama gözünü seveyim güzel dedim. Bu aşk meselesi aramızda kalsın. Sakın Pepe teyzeme söylemeyesin. Neymiş oğlum? Teyzem aşık olduğumu duyarsa tefek vur beni falta. Aşk seni neydi be? Kızı kandırıp evlenmeye bak der. Çok kızar bana çok valla. Allah Allah. Allah sana da pembeye de akıl fikir versin ne diyeyim ben. Kurban olayım teyzeme söylememe dedi. Çok kızar bildiği gibi değil. Çok aşıkım. Yanarım aşkım da dedim. Yaşar Hanım biz böyle çıktık ama nereye gideceğiz şimdi ya? Ya ne demek nereye gideceğiz? Otele gideceğiz. Ne? Otele mi? Nereye gidiyorsun otele Yaşar Hanım ya? Sor bakayım cepte 5 kuruş var mı? Kaldık bu yağmurda dışarıda ya. Şuraya bak ya. Dışarıda kaldık ya. İn adına bardaktan boşanacasına yağmur yağıyor ya. Ya biz de gider anamlarda kalırız birkaç günlüğüne ya. Ne? Hayatta olmaz ya. Pembe ablayı bilmiyor musun Şahanem ya? Kızıma bakamadın sokakta kaldın diye başımın etini yer ya. Saçmalama be. Ne demek olmaz ya? Bu yağmurda sokakta mı kalacağız ya? Kalırız Şahanem ne olacak? Bak yağmur biraz ız kesti azaldı bak ha. Ben anamlara giderim Ferhat Efendi. İster gel ister gelme. Aa, beni de bekle canım. Beni de bekle ya. Gıcık oğlum azıcık dedeni gör bakayım. Emin olur. Anne bak kimler geldi. Hayrola canım. Ay. Pardon Ayşe. Gece vakti böyle bavulları gezdirmeye mi çıkardınız? Oğlum insanın köpeği olmayınca ne yapar oğlum? Ali ile gece gezdirmeye çıkarır bavulları. Aynen. Ya kız hani saçmalama ya. Ne bavul gezdirmesi? Evden kovulduğumuzu bal gibi anladı da domuzuna dalga geçer Şahane. Aa, evden mi kovuldunuz? Gelin şöyle geçin oturun. Ya biz birkaç gün burada kalabilir miyiz kız? Ya yanlış anlama Pembe abla. Kendimize kalacak bir yer ayarlayana kadar yani. He? Kalabilir miyiz Pembe abla be? Şimdi sen utanmadan diyorsun ki ben iç güveysi olacağım diyorsun.
İç yüzün kızarmıyor değil mi ulan? Bakalım. Ha, vallahi kızarmamış değil mi Gudi? Bu tat bastar. Ya kızım o ne biçim laf ya? Kırarsın kocamın kalbini. Ay tüküreyim kocana kız. Kız ben sana demedim mi? Bu çulsuz şoför sana bakamaz. Sokaklarda sürünürsün. Dedim mi demedim mi? Dinlemedin beni. NATO kafa, NATO mermer. Ben senin lafını dinleyeceğim teyzeciğim. Sevgili kız bulacağım kendime. Hayatımı kurtaracağım. Olmayacağım bunlar gibi. Aferin oğlum. Ya kızana ne dersin? Bizi Tanrı misafiri olarak kabul eder misin? Hadi be Pembe abla. Yap bir analık be. Büyü müsün be? Seni üç güveysi alacağım. Ama bu evin kurallarına uyacaksın. Ya bir tanesin de Pembe abla. Daha doğrusu annemsin. Ulan gördün sıcak yatağı sırnaşma be. Hadi Ferhat. Sen banyo da saçını kurup dişlerini fırçala da uyuyalım. Haydi. Yarın sabah taksiye çıkacaksın. Hadi koş. Tamam Ümeş canım. Üç güveysi. Bana bak. Allah. Sen burada yatacaksın burada. Ha. Tamam Pembe abla. Allah. Çekil kız sen de şurada. Vay be. Şahanem yatağa girmiş bile. Geliyorum Şahanem. Bekle beni. Allah. Yedim seni Şahanem. Artık hiçbir engelimiz kalmadı. Şahanem. Ana. Senin ne işin var oğlum bu yatakta? Asıl senin ne işin var benim yatağımda? Sapık kadın şefer. Hırsız malı. Ne diyorsun lan? Ya ne oluyor lan? Gece vakti buru buru ne bağırırsınız? Tozuttunuz mu be? Ya Pembe abla bu ne rezalet ya? Ya yatağımdan sultan çıkması gerekirken Gudik çıkıyor ya. Resmen kazıklanıyorum ha. Tüketicilerden en iyi şikayet edeceğim seni ya. Ya Gudik ne iş var bu yatakta ya? Canım hiç kusura bakma. Bu evde balayı suiti yoktur. Yatacak Gudik olmadığı için sultan benimle yatacak. Sen de Gudik'le yatacaksın. Ne? Ya şimdi biz sultanla ayrı mı yatacağız ya? Ya gene mi kavuşamayacağız yani ya? Maalesef öyle be Ferhat. Baba içi parçalandı. Yürü kız odana. Allah kudurukları yürü dedim sana yürü. Ben şimdi bu gudikle mi yatacağım ya? Beğenemedin mi ulan? Hadi yat yatağına. Canım. Geç kız odana. Böyle yan yana olmaz. Tersine yatalım bari. Al sen şunu al. Al şu yastığı. Hadi yat. Daha berlet girdiksiz damat. Hadi lan. Oğlum, Gudik bu ayaklar nasıl kokuyor böyle ya? Sen hiç mi yıkanmıyorsun ya? İftira atma be. Ne demek yıkanmıyorsun? Daha geçen ay yıkandım ya. Ne? Zehirli atık falan değildi mi bu çaraplar? Ya bilseydim gaz maskesi var öyle yatırdım anasını satayım ya. Abartma be Ferhat. İyi ki ayaklarımda mantar var ya. Ay. Demediği laf kalmadı. Ne? Mantarım var. Uzak tut lan bunları benden. Uzak tut. Ayda. Sabah ilk iş belediye arayacağım. Seni alıp Alkalı çöplüğüne atsınlar kardeşim. Yıkanmak da temizlenecek gibi değilsin be. Herife bak be. Hem yatağımda yatar hem de beni beğenmez. İyi yere dükkan açtık be. Gerdiksiz de abat. Çık ayağını. Tam yıkayamadın lan. Şahanem. Biraz. Şahanem. Canım, çok özledim seni bir tanem. El kahpedip, yüzünde güzel kaybak gibi pürüzsüz. İpek gibi saçların var Şahane. Ver bakayım bir alt dudak Şahane. Ver. Eyvah! Ne bağırıyorsunuz be? Ne oldu lan dıngası kırıklar? Teyze, bu Ferhat delirmiş. Benden faydalanmaya çalıştı. Bir uyandım, Şahanem diye yüzüm okşar. Ne? İftira atma be. Yeminle ya. Bir alt dudak ver diye öpeyim dedi.
Ben bir daha bunu da hayatta uyumam. Uyur Über bu. Bak. Öptün mü yoksa? Ağzımı kırk alamam, suyuyla yıkamam lazım. Abi öyle. Yuh be. Üptürür müyüm kendimi? Daha bu sumu verir miyim? Kaçtı bebe. Kaç. Görüyorsun değil mi Şahane? Senle gerdek gecesi yaşamamız lazımken bununla gerdek gecesi yaşadım ya. Olacak iş mi bu ya? Konuşma lan, konuşma. Kalk. İşimiz var, kalk. Daha kahvaltı hazırlayacağım bana. Ne? İç güveysi. Bana reçel getir. Hadi. Yesenize be. Öküzün trene baktığı gibi ne bakarsınız? Benim hiç yesim yok hala. Benim de. Ben tokum kızım. İştahım yok be Melekşem. Ferhatları düşünürüm. Acaba dün gece nereye gittiler? Ya yağmurun altında kaldılarsa? Ya zatil olurlarsa? Aman Allah korusun. Keşke dün Sultan o kadar kızmasaydı be Melekşem. Az bile yapmışım baba. Kafasını kırmam lazımdı aslında. Neymiş? Biz damlayan odada yatacakmışız. Afiyetli prenses ya. Kuru odada yatacakmış. Peki abime niye kızdın hala? Bak severi Ferhat'ı. Yeğenimdir. Ama karısının sözünü o kadar bakmayacaktı. Vallahi hiç karışmam. Aman da aman. Abarat kızım. Aferin iç güveysi. Maşallah elinden de eriş geliyormuş. Pek amarat değil mi kız Ayşe? Hı. Ya kız ana, ben Ferhat'a yardım etseydim. Otur oturduğun yerde. Allah'ın çulsuzunu hem iç güveysi olarak alacağım... ...hem de ona hizmet mi edeceğim, çalışsın şu bar. Teyze, hatırlat da çarşıya çıktığımızda buna uşak elbisesi alalım. Ay yeğenim. Ama ne oldu be? Nasır vardı da Gudin, o azdı herhalde. Ayağı bu. Şey Pembe abla, yüksek müsaadenizle ben de oturabilir miyim sofraya? Otur bakalım beyefendi. Ulan iç güveysi. Ben sana bunu tam kıvamında yapacağım dedim mi demedim. Kayısı kıvamında işte ben abla ya. Daha nasıl kayısı kıvamında olsun? Ne? Sence bu kayısı kıvamı mı oluyor ha? Ya kız ana ne yaparsın dedim mi? Yeter artık ya. Ben bu evde bir saniye bile kalamam. Yeter ya. Ferhat. Çok üzüldüm. Koş oğlum, bayraklar yarıya indi de yas ilan edelim bu gidiyor diye. Ya şanım görmüyor musun? Anam köpek muamelesi yapar bana ya. Ya Ferhat bak, gidecek yerimiz yok. Kalacak bir yer bulana kadar 3-5 gün sık dişini be. Benim yatırım için ne olur. Peki Şahin. Veysi. Lan içki Veysi. Nerede kaldı yumurta? Tamam tamam Ferhat. Tamam tamam. Hadi gel yüzünü kır. Gel. Gel tamam. Nuri bir çay kap gel. Tamam abi. Merhaba millet. Merhaba. Selamlar. Duydun mu haberi abi? Ya ne haberi koçum? Abi mahalle çalkalanıyor. Senin dünyadan haberin yok. Ferhat'la Sultan evi terk etmişler şimdi. Yapma Şimşek. Ya. Niye? Menekşe ile Sultan dalaşmışlar. Ferhat'la Sultan'ı alıp evi terk etmiş. Hayda. Nereye gitmişler peki? Pembelere gitmişler. Eyvah. Ben bir şimdi Ferhat'ın intikamını alıyor desene ha. Şu halime bak Şahanem ya. Ya delikanlı adam bula çıkar mı hiç ya? Biri görse mahallede karizmam sıfıra iner vallahi ya. Yanlış çıkarsın be Ferhat. Çekil öyle değil bak. Bak şöyle yıkayacağım. Aa. Süngeri içini şöyle süreceğim. Aferin canım. Kız ne oluyor orada? Nasıl yıkayacağını öğretirdim, kızma. Hemen kızma ya. Pembe abla senin eline düşeceğime tuvalete düşseydim daha iyiydi valla. Şuraya bak, karı gibi bulaşık yıkıyorum ya. Bulaşıkları bitirdikten sonra oğlum yerleri de süpüreceğim. Anam ne yapıyorlar böyle? Biri çekirdek mi çıtlanmış, ne yapmış? Ortalık hep çekirdek kabuğunda geçilmez olmuş gerçekten. Onu da yaparız. İç güveysiyiz ya, yapmazsak ayıp olur ha. Tabii. Çok doğru aferin. Böyle akıllı ol canım. Canımı ye, seni ortalığı temizlerken ben de çıkayım da... ...mahallede şöyle keyfimce bir iki turlayayım canım. Çüz canım, çüz canım benim. Çüz. Çüz. Çüz.
kazat öyle kıskanırım ki Elga. Ada tamam. Kazan mı? Evet, kazadı. Neden? Çünkü bu evden kasarar sarmalar seni. Bense uzaktan bakarım sana. Kazanın yerinde olmak için dünyaları verildi be Elga. Ay Gudik, çok romantiksin. Sana öyle aşığım ki Elga. Gece rüyalarımda bile seni görürüm. Aa, ya keşke papa da bu dediklerini duysa. Beni ne kadar çok sevdiğini anlasın istiyorum. Ne olur beni bırakma Elgacığım. Neden? Çünkü sensiz yaşayamam ben. Pardon, hemen geliyor ben Gudik. Dur dur dur, nereye? Bırakma beni. Gitme Elga. Geliyor buraya mı? Yok geliyor. Yok, bırakma beni, ben sensiz. Lavaboya gidiyorum. Ben yok. De geleyim, ben yok, de. Yok, sen kal. Anne, bana çöreği alsana. Kız ne ay çöreği, daha yeni kalktın kahvaltıdan. Anne, lütfen. Yürü hadi, yürü. Aşığım yanında olamazsam da. İsteyecek zamanı buldun ha sen de. Kimse yok mu? Ay çöreği isteyecektik. Aa, be. Anne bak, kim var orada? Kim var? Eyvah, eyvah. Gudik bu. Yürü buraya bakayım. Eyvah. Geç kız. Hoş geldin teyze dedi, sizi bekliyordum. Senin ne işin var bu saatte burada? Uçan da orada kimi? Elga'yla mı buluştun? Doğru de bana. He, Elga'yla buluştuk teyze. Kendisi lafı buraya kadar gitti de. Şimdi zabanen herkesten gizli gizli buluşmalar falan ne oluyor lan? Yoksa kıza aşık mı oldu? Aşık anne, aşık. Dedeme söylerken duydum. Sus kız, cimcime. Yok teyzeciğim. Yani ben Elga'ya aşık olacağım öyle mi? Kargalar bile güler seni bu dediğine. Kalk 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 diye. Başta da dedim. Bey kızları değil, babalarının parasını severim. Sen hiç meraklanma teyze. Ulan. Aşık olmam ben. Elga'yı kandırıp evleneceğim. Etemin eurolarından kudup hepimizi bu karanlıktan kurtaracağım inşallah. Artık biraz zor evlenirsin anam. Dedin? Ne? Ah. Allah Elga, Elga. Konuşma benimle. Elga. Be ya, ah valla ben öyle söylemedim bal böceğim. Zehneceğim. Gaz kafalı, gaz kafalı Elga, senin. Elga, Elga. Gider tabii kız. Aşkım bana, aşkım. Of ya. Ne oldu kızım, neyi ağlarsın? Sen haklıymışsın baba. Gudik beni sevmiyormuş. Seni, paranı seviyormuş. Ya, ya. Ah benim çıkar kızım. O namussuz için mi ağlarsın yani? Ağlama, değmez o alçağa. Onu sevmiştim baba. Ama o para için benim duygularımla oynuyormuş. Üzülme kızım. Hiç değilse yol yakarken bunun gerçek yüzünü gördün de hatanı telafi ettin be kızım. Ağlama artık. Ağlama. Of be. Ferhat. Oğlum. Anam. Anam. Valla sana böyle karı işi yaptırdığım için öyle üzülüyorum ki valla. Aa, sonunda atağını anladın demek Pembe abla. Anladım tabii, anladım. Senin gibi yani delikanlı bir adama böyle karı işi yaptırılır mı? Ya yaptırılmaz tabii. Şimdi ben sana daha güzel bir erkek adam gibi bir iş vereceğim, yaptıracağım. Tamam gel. Ha gel, ver. Gel de. Hadi canım, hadi. Önüme. Önüme gel gel, sultan motu aldı. Düş kızım sen de önüme. Gel oğlum, gel. Geldim. Gel. Delikanlıya yakışır bir iş buldum sana. Orada odunlar var ya, orada. O odunların hepsini kıracağım. Ne diyorsun ben baba ya? İnanmıyorum ya. Kır, haydi başla canım. Nasıl kırayım hepsini ya? Ne bileyim Sultan, Ferhat ya. Otur sen de, erkek işi yapacak şimdi. Bak şimdi Cemil. Önce sağ elle, sonra da sol elle vuracaksın, tamam mı? Bak şimdi seyret beni. Dikkat et. Ya öyle
öyle zor makamlar çalma be. Bebek nasıl çalsın o makamları? Ya daha basit şey çalacak. Var ya, benim kızım, Cemil'in yaşı darbuka öğrenmek için daha küçük değil mi? Aman ne küçüğü be ana be. Müziğin yaşı mı olur öğrensin çocuk? Ha değil mi? Ay. Aa, ne oldu kız Fatoş? Ortak görmüş gibi ne bakarsın? Kız ana, anlatmakla olmaz. Dışarı gel, kendi gözünle gör istersin. Allah Allah. Aleş tutsana bebeği. Hoppa, ne oldu kız anlatsana be. Gel gel. Kız ne oldu be? Gel. Bu ne be? Bak. Dur. Alacaksın o süpem abi. Sırf bana eziyet ettirmek için bütün bir ormanı kestirmişsin ben. Tebrik ederim. Abartma iç küveysi. Kışlık odunumuzu aldım sadece. Öyle vır vır bağırma da vur kır odunları hadi. Nasılsın abi? Nasıl olayım be Fatoş ya? İç küvesinden hallice işte. Tamam. Pembe alma sayesinde iç küvesinden hallicenin ne demek olduğunu da öğrenmiş olduk. Ben bilirim. Ya kız ana insafın kurusun ya. Ya bu çocuk köle mi ya? Göreceksin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde seni şikayet edeceğim. Selamımı da söyle. Söylerim. Daha önce oraya beni Fatoş şikayet etti de ne oldu ne oldu? Beni orada tanıyorlar kızım. Ya iyi. Kız ana konuş şu abimle söyle geri dönsünler. Bak görmez misin şu halini garibimin ya. Vallahi ben onun ayağına gitmem. Ben büyüğüm onun benim ayağıma gelmesi lazımdır. Kız ana ama inatçıymışsın ha sen de. Hı? Onu bunu bilmem. Ferhat bana saygısızlık etti. Benim azıcık burnunu sürtsün de alasının kıymetini anlasın. Kız ana ala dur. Dur. Hadi hadi. Elini çabuk tut daha kömürler gelecek. Ne? Ne kömürü ya? Ne kömürü ya? Kızım ne kömürü olacak? Kışlık kömür gelecek. Ha işte kömür kamyonu da geliyor. Çok bir şey değil hiç gibiyse abartma. İki ton kömür ha. Kömürlü yatı vereceksin. İki ton kömür be. Ah be pembe abla be. İyi ki beline düştüm ha. Anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdin ha. Ne diyeyim ben sana bilmem ki ya. Aa öyle deme be Ferhat. Aslında çok iyi bir insandır anam. Ne? Çok iyi mi? Ne demesin? Dünyada eşi benzeri bulmaz bir insan anam be. Fazla yaklaşma Necati. Mesafeyi koru. Takip edildiğini anlamasın. Peki komiserim. Kartal'dan merkeze. Kartal'dan merkeze. Malum şahsı takipte imza amirim. Tamam. Merkez dinlemede. Konumunuz hakkında bilgi verin. Tamam. Şu an Kavacık mevkindeyiz. Malum şahsı yurda girdiğinden beri takip ediyoruz. Havaalanından otele geldi. Şimdi Beykoz yönüne doğru gidiyor. Tamam. Malum şahıs bizim için çok önemli. Doğudan batıya giden uyuşturucu ağını ortaya çıkarmamız için onun bilgilerine ihtiyacımız var. Takipte olun. Ne yapıyor bunlar ya? Nereden çıktı bu arama? Kartal'dan merkeze, Kartal'dan merkeze. Kavacık dönüşünde polis kontrolü var. Malum şahsı aramak istiyorlar. Lütfen engel olun, tamam. Çok kötü, çok kötü. Operasyon suya düşecek. Beykoz yolundaki ekipleri uyarın. Francesca'yı bıraksınlar. Derhal iletişime geçin, çabuk. Buyurun. Buyurun hanımefendi. Çantada ne var? Hey, çamaşırlarım var. Açabilir misiniz? Tabii. Allah kahretsin. Dili be eşi karısı suksaydı da o laflara etmeseydim be. Yok bu böyle olmayacak. Arayacağım çatır çatır bütün gerçeği söyleyeceğim Elga'ya.
buyurun. İlga, sarı böceğim. Benim gudik. Alçak, neyi zorlarsın beni? Kurban olayım kafama İlga. Önce beni bir dinle, ondan sonra kapa. Ben aslında seni çok severim İlga. Sen beni değil, paramı seversin. Teyze bir yalan söylerdim be İlga, valla. Sana aşığım be. Sensiz yaşayamam İlga. Ne halin varsa gör. Ah, ah. Dedesin aklısın be İlgam. Atayım kendimi denizlerine, gebereyim gideyim artık. Atın beni denizlere. Yalan dünya size kalsın. Cık, neyse biraz daha sıcak da atlarım be. Şimdi. Oh be. Bak ne diyeceğim hanım sana. Daha kış temizliği yapamadık, kış geldi. Ne dersin hanım? Hazır sen de evdeyken şu evi baştan ayar temizleyelim. Yapamam. Yorgunluktan ölürüm. Kurban olayım. Sırf bana eziyet etmek için abidik kubidik eziyetler icat etme ya. Yok yok. Biz yarın şöyle tepede tırnağa bir temizlik yapalım. Yapalım teyze. Yapalım yapalım. Hayrola Rıza? Ferhat niye şarkı söylemiyor? İşten mi kaydırıyor yoksa? Olur bir iş patoncuğum. Şimdi söyleyecek Şimşek ya. Öyle mi? İyi. İyi. Güle güle. Hadi Ferhat. Hadi kardeşim. Sen sahne alacaksın. Kaldır şunları. Toparla kendini. Bu koku ne diyorum ya? Saçmalama be Rıza. Ben yorgunluktan ölüyorum oğlum. Ne yaptın ben oldum be kardeşim? Taş mı taşıdın? Aynen kardeşim. Taş taş. İki ton kömür taştı. Yetmedi üstüne iki ton da odun kırdım. Ne yapayım mı? Yapma ya. Ben Mabla beni savaş eseri gibi kullanır be Rıza. Eminle şu kemanın yayını itecek dermanım yok be. Vah vah. Ben iteyim istersen kardeşim. Büyük sevabı girersin vah. Aç gözünü, aç da daire gidince çalışacaksın. Bana. Ferhat! Kime diyorum ben ya? Yol göster bana diyorum. Ben kendimi İlga'yı nasıl affettireceğim? Onun kendini nasıl alacağım? Ya bir sus be, bir sus be. Yatağa girdiğimden beri bir rahat bırakmadın. Çok fena yorgunum be Gudik. Ben de çok fena aşığım be Ferhat. Gözüme uyku girmez. Anlamaz mısın beni? Dur be, dur. İyi, madem uyuyamazsın geç salona ben burada Ferhat'tan uyuyacağım. Aa, şahanem hoş geldin. Ama teyze kızım, Pepe teyze bu durumu öğrenirse keser beni valla. Zaten kader vurmuş bana. Bir de sen vur teyze kızım. Gerdeğe giremezsiniz inşallah. Bak Ferhat, ben sana sabret, bu sabrın meyvesini biz alacağız demedim mi? Dedim. Anamın eziyetlerine sabrettik. İşte bu da o sabrı ödülü. Nihayet gerdeğe girebileceğiz. Ne oldu be Ferhat?
Niye konuşmazsın? Sevinçten dili mi tutuldu? Ah, uyumuş. Ferhat. Ferhat uyansana. Ferhat uyan be. Bana bak. Hiç boşuna heveslenme. Heveslenme. Kulağının dibinde top atsan uyanmaz. Odun kırmaktan anasını bellettim ben onun. Yarın öğleye kadar uyur o. Haydi bakalım Sultan, doğru odana yürü. Doğru odada. Ya kız oğlan çok kötüsün ya, çok kötüsün. Çok. Kötüyüm be, kötüyüm. Asla evde kustururum, kustururum, kustururum. Değişim. Vurma Değişim, vurma. Girmeyeceğim, ben girmeyeceğim girdi. Ben girmeyeceğim girdi. Açın suratını. Francesca çatışmada öldü abi. Elimize geçen altın fırsatı teptik. Bu kadın bizim için çok önemliydi. Kim kaçırıyor, nasıl kaçırıyor? Hepsini onun sayesinde öğrenip bu pisliği temizleyecektik. Bunu hazırlayın. Çiçekçi Pembe ölmüş mü? Nur içinde yatsın, deli doluydu ama iyi kadındı. Bir dakika evladım, ne diyorsun sen? Ne çiçekçisi, ne pembesi? İtalyan uyuşturucu kuryesi Francesco. Francesca mı amirim? Özür dilerim. Çiçekçi Pembe'ye çok benziyor da o yüzden karıştırdım. Çok mu benziyor? İkizi gibi vallahi amirim. İkizi gibi öyle mi? Bu senin Çiçekçi Pembe nerede oturuyor evladım? Cennet Mahallesi'nde amirim. Derhal bana Cennet Mahallesi karakolunu bağla. Baş üstüne. Çabuk. Buyurun. Burası Cennet Mahallesi karakolu, ben komiser Cemil. Siz miydiniz sayın emniyet amirim? Saygılar amirim. Cemilciğim, sizin mahallede Çiçekçi Pembe diye bir kadın varmış. Onu alıp derhal bana getirmeni istiyorum. Baş üstüne sayın amirim. Sayın. Buyurun komiserim. Bana bak, emniyet amiri Pembe'yi istiyor. Pembe ablayı mı? Yine ne haltlar yemiş komiserim. Vallahi koskoca emniyet amiri istediğine göre herhalde büyük bir halt yemiş olacak. Fırla. Pardon Pembe abla. Pardon. Ulan kafamı kırıyordun orada. Pardon anneciğim. İç güveysi. Bak böyle yüzüme. Çiçeğimi getir arabadan. Her şeyi ben mi diyeceğim sana? Al anneciğim. Getir arkamdan. Anneciğim. He. Buyur. Ben artık gideyim he. Şu surata bak meymenetsiz. Ulan iki kere çiçek diye bağır, sonra git bari. İfaydan dokuzsun. Baş üstüne. Çiçek! Çiçek! Yüksek var. Bak yüksek var. Çiçek! Daha yüksek. Çiçek! Volümünü arttır. Çiçek! Çiçek! Yaratmışsın. Ver şunu. Öğlen üstü gel de beni al buradan, yürü. Tamam anneciğim. Seni anamdan bulduğuna bin pişman etmezsen bana da pembe demesin. Öldüreceğim seni. Çiçek! Çiçek! Pembe! Anam, komiserim. Vallahi ben öldürmeyecekti Ferhat'ı. Sadece öyle aklımdan geçirdi. Türk polisi de amma gelişti. Artık suçu aklından geçirir geçirmez yakalanıyorsun. Helal olsun. Saçmalama be kadın. Başka bir şey için geldik biz. Emniyet amiri seni istiyor. Gene ne altlar karıştırdın Pembe? Ne altla? Vallahi ben bilmiyorum ne altlar karıştırdın. Yürü öğreniriz. Anam sepetim kaldı. Yürü. Sepetim anam. Buyurun. Pembe'yi getirdim amirim. Aman Allah'ım, olamaz. Bu kadar olur yani. Gördün mü? Güzelim sayesinde hepsinin nutku tutuldu. Nasıl azaç gayran budalası gibi hepsi bana bakıyor. Ha bak, bak ana. Şöyle daha güzel görünüyorum. Bak vallahi şöyle döneyim. Harikayım değil mi anam? Göz kamaştırıyorum, bilirim vallahi bu işi. Bir de şöyle döner misiniz? Böyle de güzel oluyorum, Allah vergisi işte. İnanamıyorum. Haklısın valla. Bak ben de inanamıyorum kendime zaman zaman. Bir insan nasıl bu kadar güzel oluyor diyorum komiserim, valla Allah'ın işi. İnsan insana bu kadar benzer yani. Gerçekten de fotokopisi gibi amirim.
Kimin ana fotokopisi gibiyim be? Francesca mı? Ne kim? Francesca mı dedi? Kim o be Francesca? İşte bu. Ana bunlar benim resimlerim. Gördün mü komiserim? Bana öyle ayranlar ki gizlice fotoğraflarımı çekmişler, saklamışlar. Canım. Onlar Francesca'nın resimleri. Anam hala Francesca diyorlar. Francesca kim be? Tamir affedersiniz. Kim bu Francesca? Kim? Vallahi lafı ağzımdan aldın anam. Vallahi sen bende çok yaşayacaksın. Kim anam bu Francesca? Francesca İtalyan bir kuryesi. Anam. Dedi. Dedi? Evet. Francesca'yı takibe almıştık. Onu izleyerek bütün satıcılarını tek tek enseleyecektik. Fakat bir aksilik çıktı. Francesca öldü. Ne baba? Bütün operasyonun suya düştüğünü sanıyorduk. Ta ki pembe ortaya çıkana kadar. Tabii. Daha anlamadım ana. Benim olayla ne ilgim var? Pembe. Senden istediğimiz Francesca'nın kılığına girip Francesca'ymış gibi davranman. Mafyaların arasına girip bize bilgi toplaman. Yok anam yok. Delirdin mi sen be? Ben canımı sokakta bulmadım anam. Öldürürler beni, ben gidiyorum. Bize yardım etmelisin pembe. Memleketi bu zehir tacirlerinden kurtarmamız için yardımın şart. Anam nasıl yardım edeyim be? Ben İtalyanca bilmem ki be. Hiç Francesca bilmiyorum. Türkçe biliyor. Ha, anlıyorum. Pembe. Canım. Yardım edersen sana para öderiz. Vay canını yesin Pembe senin. Anam bunu niye daha önce demedin sen? Anam ben... Al sana. İşte Francesca utbaşı. Haydi çiçeğe gel, çiçeğe gel. Buyur. Ne diyeyim, kolay gelsin ha. Sağ ol abla, sana da. Ay bu Pembe'nin sepeti değil mi be? Allah Allah. Sepeti bırakıp buraya nereye gider be kadın? Ben şunu bir arayayım cepte. Ha? Allah Allah. Telefonu da kapalı. Ya kesin bu kadının başında kötü bir şey geldi ha. Hem sepeti burada bırakmış, hem telefonu kapalı. Nedim, sen Pembe'yi gördün mü hiç burada? Yok, hiç görmedim abla. O sepet de kaç saattir öyle bekliyor orada. Eyvah. Kesin başına kötü bir şey geldi bunu, kesin. Yeter kız. Gumusero, buongiorno, come sta? Canım kul benim ucuk. Francesca? Tata. Anam nasıl olmuşum, gerçekten benzemişim Francesca'ya değil mi anam ha? Helal olsun sana pembe. Aynısı olmuşsun. Hem aynısı oldum. Hem de İtalyancayı öğrendim. Bak şimdi otur anam şuraya. Otur, otur. İki aspal edelim seninle. Otur şimdi. İki hasbal edelim. Şimdi anam sen. Şimdi. Ya. La. Tüküreyim kafana. Geliyor anam. Gidiyor. La Italioni. Konuşuyor. Nasıl anam benim Italioni? Güzel. Ama sen gene de İtalyanca konuşmazsan daha iyi olur pembeciğim. Anam niye aşk olsun. Çatır çatır İtalyancayı konuşuyorum. Gene de yaranamıyorum be. La stupido. Pembeciğim. Canım. Al şu anahtarı. Ne anam bu? Bildim anam, bana hediye araba aldınız. Valla ne zahmet ettiniz ha. Nerede anam araba, nereye park ettiniz? Ya saçmalama be kadın, ne arabası? Pardon amirim. Pembeciğim. Canım. Bu anahtar otomobilin değil, otelin odasının anahtarı. Francesca'nın üstünden çıktı. Senden istediğimiz gidip Francesca'nın odasına yerleşmen. Tacirleri seni Francesca sanıp seninle kontak kuracaklar. Anlıyorum canım benim. Seninle konuşan herkesin isimlerini ve ne işler çevirdiklerini öğreneceksin, tamam mı? Si
Siyanem sil. Dur hanım şimdi. Ben aynı yapıyorum ki. Ya sultanları arıyorum ki. Merak etmiyorum ki onlar. Sakın ha. Bu operasyon bitene kadar senin nerede olduğunu ve ne yaptığını kimse bilmemeli. Operasyon tehlikeye girebilir. Sil. Ben de Salih'i arayıp söyleyeyim. Sultanlara pembenin burada olduğunu söylemesinler. Derhal arayıp söyleyin. Çok gizli bir operasyon bu. Kimse bir şey bilmemeli. Si, senyor Caprisco. Arrivederci. Si, anam yapıyorum ki şimdi. Dur anam. Dur. Dur şimdi ne yapıyorum ki ben? Şimdi yapıyorum ki. Ferhat sen taksiye çıkmamış mıydın? Ne işin var burada be? Ne işin var öyle mi canım ha? İstersen ben sana birkaç ipucu vereyim ha? Bakalım burada ne işim olduğunu tahmin edebileceğim. Söyle bakalım. Birincisi biz seninle 3 haftadır evliyiz. Doğru. İkincisi? İkincisi hala gerdeğe girebilmiş değiliz. Doğru. Üçüncüsü? Üçüncüsü de gerdeğe girmemize mani olan Bembe abla şu an çiçek satmakla meşgul ve şu an ev bomboş. Doğru. Şimdi bütün bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak söyle canım. Niye evdeyim ben? Konuşma Ferhat, konuşma. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Bak nasıl hemen anladın canım? Bu fırsat bir daha ele geçmez. Nihayet kavuşacağız birbirimize. Ya ay, bu gönlüğün düğmeleri niye açılmıyor ya? Au! Sultan! Ay! Dur bir dakika dur. Sultan! Kız sultan! Ne oluyor ya? Alamın sesi bu be. Allah Allah. Ben senin Allah'ınla küs değil miyim? Ne halt etmeye beni çağırır? Sultan kız bembe gitti yok. Bir şey mi geldi başına be? Ne oldu anama be? Ferhat kalk kalk bir şey oldu anama kalk. Ay anana canım ya. Sultan kız çık derinde çık bembe yok be bembe. Ya kızana ne oldu ne ya? Ne oldu be? Ay ben biraz yanlış zamanda geldim. Meşguldünüz galiba. Çok pardon abla. Ya şimdi bırak zamanım falan ya. Pembe abla ne oldu hala? Ya pembe kayboldu be. Ne? Gene mi ya? Beyler. Duydunuz mu haberi? Ne haberi? Ne bu telaş be Rıza? Pembe abla kaybolmuş abi. Ne? Ne dersin sen Rıza? Saçma sapan konuşma be oğlum. Koskoca kadın nasıl kaybolur? Çocuk mu bu kaybolsun? Ya yeminle kaybolmuş dedim abi ya. Ya menekşe sepetini bulup eve getirmiş. Eyvah. Sultan çok kötü oldu abi. Krizlere girdi vallahi ya. Yapma ya. Ben sultana bir bakayım. Beni de bekle. Ben de geliyorum abi. Abi dur beni de bekleyin. Bekle Fatih abi. Ağlama be sultan. Ay tamam be ağlama. Nereye gider bu kadın ya? Nereye gitti? Ay Allah. Cebi de kapalı. Ya gibi teyze. Tamam tamam. Eyvah, eyvah. Sepeti orada öylece durdu. Sordum kimseler görmemiş ya. Telefon ettiniz mi bari? Ya görmedim Metem abi ya. Bu ne? Aramadık mı? Ben üzüntümden ne söylediğimi bilir miyim? Hadi be. Allah Allah. Acaba bir araba falan mı çarptı? Çamaz. Ya da bir çukura falan düşüp ölmüştür belki de. Ne diyorsun sen be? Sen be. Şahane tamam. Şahane. Ağlama Şahane. Şahane. Aferin Rıza. Çok iyi sakinleştirdiniz sultanı. Ne dedim ya? Ya boşuna üzülmeyin. Şimdi gideriz karakola. Komiserin pembeyi eliyle koymuş gibi bulur. Ha. Aa doğru ya. Hadi canım kalk. Hadi canım. Hadi hadi. Hadi bakalım hadi ya. Sultan korkma. Kimse geldi mi pembe? Yok anam kimse gelmedi vallahi. Burada ben öyle bekliyorum ha. Anam bir dakika kapı çalıyor. Hadi kapatıyorum şimdi. Sakın paniğe kapılma pembe. Biz seni gözetliyoruz. Olabilecek en küçük şeyde müdahale edeceğiz. Anam anladım be. Tamam hadi kapat. Bu
Buongiorno, come sto, costo, si, si. Si, si. Anam, tekrar hoş geldiniz. Öpeyim babacığım, öpeyim. Öpeyim baba. Baba, anam şu Çengelköy uyarını yeni mi iş aldın? Vallahi benim bunu hiç gözüm tutmadı. Ver bir makas. Beni tanımadın mı be Francesca? Baba benim. Öyle mi anam? İnanır mısın baba? Vallahi Allah seni inandırsın. Ya şu kazmanın elini üper üpez dedim ki baba bu olamaz. Babanın böyle eli böyle pis kokamaz dedim. La Pisco, Ronaldo, Ronaldinho, Real Madrid, Real Madrid canım. Pus yani. Kız Francesca, ha? Sen gene gündüz gündüz bir şey mi içtin? Ne yaptın? Si, si senyor, si içtim ala oradan bana. Ben de onu içirdi. Le sarhoş olardı. Öpeyim baba vallahi öpeyim anam. Ha. Ha, geç otur şöyle otur anam. Geç. Geç. Ha işte. Anam ne büyük adam vallahi vallahi. Al. Anam. Anam elini öptüm ya. Bir çanta dolusu parayı kalktı verdi bana. Helal olsun sana. Güzel şaka. Sevdim. Bu parayı Roma'da Torricelli'ye vereceksin. Petrucelli. Tamam. 49.50 Petrucelli. Hepsini mi veriyorum abi? Hepsini. Hepsini vereceksin. Hepsini. Anlat bakalım Francesca. İtalya'da durumlar nasıl? Torricelli nasıl? Torricelli anam nasıl olsun vallahi. Torricelli bildiğin gibi işte sabahleyin kalkıyor, giyiniyor, işe gidiyor. Akşam kalkıp eve geliyor, televizyona bakıyor. Sigorta yok. Şey yok yani. Servis yok. Servis de yok. Akbil'le gidip geliyor, otobüsle gidiyor. Allah Allah. Koskoca mafya babası Torricelli işe mi girdi? Geçim sıkıntısı mı çekiyor? Desene İtalya'da işler karışık. Ya vallahi çok karıştı işler abi yani. İtalya'yı sen bir görsen. Abi, anam sen hiç konuşmuyorsun. Çok karıştı vallahi işler çok. Polis yani polis. Nefes aldırmıyor. Allah seni inandırsın. İyi de. Canım. Paris İtalya'da değil ki. Fransa'da. Tabii öyle. Fransa'da. Da demek istediğim polis operasyonu uzamış şeye kadar, Fransa'ya kadar. Onun için öyle demek istedim. Buongiorno yani. Come sta? Abi konuşsana iki laf et. Bizim burada işler çok iyi. Bugün burada büyük bir parti yapacağız. Maşallah. Parti yapıyorsun. Vallahi ben bayılırım partileri. Sabaha kadar dans sana. What is love? Baby don't hurt me. Come on canım. Ne dans partisi kızım? Parti derken mal sevkiyatından bahsediyorum ben. Tabii anam, mal sevkiyatı biliyorum be. Şaka yaptım anam. Buongiorno, come sta? Valla, come sta? Come sta? Yeni bir adam var. Bize buluyor. Seni onunla tanıştıracağız Francesca. Olur. Tanışalım anam. Bu arada Berkay abi seni bekliyordu Francesca. Canım. Ay konuştum maşallah anam. Berkay mı dedin? Kim o? Sevgilin Berkay abi. Ah. Biliyorum sevgilim Berkay. Şaka yaptım. Bu da yemeği yedi be. Nerede Berkay şimdi? Yeni aldığı evde seni bekliyor. Adres burada. Hı. Tamam anam. Şimdi anam siz ufak ufak gidiyorsun. Ben Berkay'ı bekletmiyorum anam. Hadi buyurun. Francesca. Canım. Saat 4-5 gibi otelin restoranında buluşacağız. Sakın geç kalma. Olur anam. Buyurun anam. Bu si anam, si, si, si. Allah'ım işten açtım başıma pembe. Bak şimdi Berkay'a gideceğiz. Hadi bakalım. Salih, Salih hoş geldin. Salih, yok, Salih yok. Bir operasyon için görevlendirdim. Ben yardımcı olayım, ne oldu? Anam kayboldu Salih, anam kayboldu. Yok canım, kaybolmamıştır. Çocuk mu bu? Yok yok. Hakikaten kayıp be Salih. Hiçbir yerde yok. Cebi de kapalı. Ver hadi öyle söyledik. Arkadaşlar belki bir yere kadar gitmiştir, dönecektir. Ya çiçek sepetini öyle sokağa bırakmış gitmiş. Ya biz abi çiçek sepetini bırakırım. Hiç kimse başına bir şey giydi Salih ya. Boşuna telaşlanıyorsunuz. Ben size iyidir diyorsam iyidir. Meraklanmayın. Sen kesin beni ağlamayayım diye öyle söylüyorsun değil mi? Öyle o yüzden söylüyor. Ne olur teyzemi bul be Salih. Ben Pembe ablayı bulacağım. Üzülmeyin siz. Hadi gidin evinizde bekleyin tamam mı?
Ben size haber veririm. Hadi gidin şimdi, evde bekleyin. Hadi atım, hadi sultancım. Hadi sultancım. Biladısın aşkım. Yeter artık, ağlama bir sultan. Bak ha, Ferhat abi çarşıya bakmaya gitti. Gelecek şimdi. Hem bak, belki de Pembe'yi bulup gelecekler değil mi? Tabii canım. Bulup getirecek. Üzülmeye gerek yok. Eyvah. Eyvah. Ne oldu Ferhat ya? Buldunuz mu anamı? Yok. Bütün çarşıya baktık Şahin'im. Ama maalesef gören olmamış. Of ya. Nerede bu anam ya? Nerede ya? Tamam. Emin umudunu yitirme be teyze kızı. Etin ve Rıza sahile bakacaklardı. Bil ki ondan bunu teyze bil. Eyvah 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 eyvah. Maalesef Pembe abla sahilde de yok arkadaşlar. Yok. Hiç kimse görmemiş Pembe'yi. Nereye gitti bu kadın ya? Sanki yer yanında içine girdi. Ay kesin öldü. Yok sultan, sultan öyle deme. Sultan, ne olur kız sakin. Evet, umudunuzu yitirmeyin. Kalkın şehirdeki bütün hastaneye teker teker bakalım. Belki bir kaza geçirip hastaneye kaldırmışlardır. Ya eniştem haklı. Hadi gelin bütün hastanelere teker teker bakalım ha. Hadi. Hadi yürüyün. Hadi. Hadi gidelim hadi. Aa, Francesca Hanım hoş geldiniz. Anam komiste komiste buongiorno. Neredesin kız? Canım benim, git bana Berkay abini çağır da gel. Hemen efendim. Ay canım benim, si. Neydi buranın neresi şeyi salon? Söyle Pembe. Canım komiserim, anam, ben şimdi Berkay denilen herifin evine geldim. Francesca'nın şeyiymiş o, sevgilisiymiş herhalde. Aferin Pembe. Öğren bakalım Berkay'ın olayı neymiş? O da bu uyuşturucu işinin içinde mi? Tamam canım, sen merak etme anam seni. Geldiğinizi haber verdim Francesca Hanım. Si canım si, buongiorno komista, sen çekil komista. Francesca! Canım! Ana Berkay bu mu? Francesca, sevgilin. Ha canım. Özledin mi beni? Gel bir sarılayım sana. Gel. Aa, dur be. Ben ütüm yorgunluktan anam. Dur yavaş ol. Nasılsın canım benim? Si? Harikayım sevgilim. Çok kral. Afgan işi bulmuşum. Vay. Elimi öpene satarım. Keyfim gıcır. Sen nasılsın Francesca? Valla ben de anam, keyifler harika. La Italia, gidiyorum, geliyorum, görülüyorum, çalışıyorum, öyle yapıyorum ki yani ben. Bu arada birisi seni çok özlemiş. Bil bakalım kim özlemiş? Si, kim acaba si? Tontiş tabii ki. Ha Tontiş. Valla ben de Tontiş'i çok özlerim Tontiş. Nerede o şimdi Tontiş? Dur getireyim. Getir hanım, Tontiş'i getir hanım. Tontiş ne acaba, bir kedi mi köpek mi, üstüm başımda tüy olacak şimdi de. Neyse gelsin tanışayım Tontiş'le. İşte Tontiş. Ana! İmdat! Tontiş bu muymuş be? Hadi bakalım hasret bize. Tontiş doğru Francesca anne. Anam. Hadi bakalım. Yapma yarım. Anam yapma, imdat. Aferin, anam Tontiş. Yok mu kurtaran beni? Yok anam, ne diyorsun sen? Ay yok. Tontiş, gel Francesca, anam Tontiş. Neden korktun? Sen çok severdin yılanı. Yok anam yok. Ne diyorsun sen? Ben yılanda korkmam da yalandan korkarım ben. Valla dur Tontiş anam, gelme. Geri komesta. Komesta buongiorno Tontiş. Al anam şu Tontiş'i oradan al. Al şunu oradan. Pembe Erda. Maalesef bu isimde hiçbir hasta gelmemiş. Ya inanmıyorum. Peki hemşire hanım, sağ olun. Siz burada bekleyin. Biz Nuri ile şurada bir SSK hastanesi var. Ona bakıp gelelim. Hadi abi. Hadi çabuk gidin. Çabuk. Üzülme sultan. Ne yapıp edip mutlaka bulacağız Pembe'yi. Hadi gelin şöyle oturalım. Hadi. Hadi gelin. Gel kızım. Sen iyi misin Francesca? İyiyim canım. Eskiden boynuna dolar oynardın Tontiş'le.
Anam o eski dendi. Çok değiştim ben artık Berkay. Yani değil yılan. Solucanı görsem ben 5 metre öteye kaçıyorum gerçekten. Forza Italia, Prati, Angeliotti, Pavarotti, turistlerdi filan yani. Neyse, aşk yuvamızda sakinleşirsin artık Francesca. Gel yanıma. Yok hanım dur, valla çok yorgunum. Yeni geldim İtalya'dan. Berkay, yoruldum hanım, bir sakinim, sonra şey deriz biz seninle. Aa, gel buraya. Güreşeceğiz seninle. Ne güreşi be, ben güreş falan bilmiyorum, bilmem. Ben sana öğretirim güzelim. Anam çok daha güzel sporlarımız var. Masa tenisi oynayalım seninle, hadi gel. Güreşeceğiz dedim Francesca. Golf oynayalım anam. Kriket oynayalım, el pişirmeci oynayalım. Anam şey yapalım, el bağlamacı oynayalım, gel. Ha, fantazi istiyorsun ha? Önce bağlayacağım anam. Sonra seninle güreşeceğim. Ha, orada. Orada yerde güreşeceğiz. Si mi? Si de. Si be. Ha. Si. Si. Hadi bağla beni Francesca. Si. Si. Ha işte. Yürü o tarafa. Yürü o tarafa, yürü o tarafa. Ha yürü. Ha. Çök oraya anam şimdi. Yere çök şimdi. Ha. Ha şanım şimdi şuradan şunu şöyle yapacağız. Bağlayacağız. Ha işte. İşte şimdi oldu. Ha bağladım. Şimdi oldu. Hadi gel bakalım Francesca. Şimdi ben sana şimdi oraya göstereceğim. Ha şöyle. Yat anam oraya, oraya uzan. Ha, oraya yat ha. Ha uzan öyle. Ha, uzan ulan öyle. Yat, yat oraya. Ha. Ne yapıyorsun Francesca? Anam fantazi yapıyorum. Ben işte fantazi. Şakanın sırası değil Francesca. Kes. Ne diyorsun sen be? Ne şakası be? Alo komiserim. Ana ben şimdi otele geri dönüyorum ana. Mafyacılar beni yeni herifle tanıştırıyorlarmış. Tamam pembe. Biz otelin restoranındayız, tamam mı kızım? Ha si anam si, tamam hadi canım bay bay. Allah'ım sen bana yardım et. Neredesin pembe abla ya? Ya bu aslan nerede be? Aa abi şu pembe abla değil mi ya? Aa, hayır. Aa vallahi be pembe abla. Nereden çıktı pembe bunlar abla? Koş koş koş. Pembe abla. Pembe abla. Pembe abla. Pembe abla bir dur ya. Buongiorno. Come sta? Nerede kaldın Francesca? Anca geliyorum. Anama haydi. Pembe abla. Pembe abla neredesin be? Her yerde seni ararız be. Pembe abla. Ne diyor bunlar Francesca? No signor no. Siz beni tanımıyorsunuz. Ben Francesca. No pembe. Arriva derci. La Figaro. La Figaro. La Figaro anam. Oo, pembe abla niye böyle garip davranıyor abi ya? Anlamadım ki Nuri. Telefon çalıyor sanki. Beter. Alo Ferhat. Abi neredesin ya? Ne oldu, pembe kaybolmuş, doğru mu oğlum? Ya doğru abi ama şimdi buldum. Neredesiniz? Abi otelindeyiz. Tamam hemen geliyorum. Tamam. Nuri abi. Koş bizim kere haber ver hadi. Tamam. Tamam. İyi günler. Bak Francesca, bu arkadaş bizim yeni bağlantımız. Merhaba. Ciao bambino, come sta otura? Çok maharetlidir. İstediğin zaman beyaz getirir sana. Ne diyorsun hanım? Gerçekten beyazı mı getiriyormuş buraya hanım? Getiriyor musun bireye beyazı? Ben o beyazın şakalarına bayılıyorum. Komik olanı ne zaman getiriyorsun? Saçmalama Francesca. Şovmen beyaz değil, olan beyaz. Aman. Biliyorum be canım, şaka yapıyorum. Come sto? Angeliotti, come pesto. Mehmet. Hazırlıklı olun, birazdan operasyon başlıyor. Peki komiserim. Hadi. Şşt, ha. Ne durdurun? Restorana geçtiler abi. Ama pembe abla biraz garip konuşuyor. Ne garip ya? Yani böyle spagetti, tortellini, italiana. Gel gel görürsün ha. Gel. Çağırın. Hadi nerede? İçeride, içeride. İçeri gireceğiz şimdi. Nereye? Hadi gelin gelin. Hadi hadi, hadi geçin. Hadi, hadi. Aa orada orada. Allah Allah. Beybe abla. Beybe abla. Ya bunlar nereden çıktı be? Beybe abla. Kaldır kaldır. Anam durun ben. Durun ben. Ben Francesca'yım be.
be Francesca. Si, ne oluyor be? Si. Pembe neredesin sen be? Helal olsun be. Seni arıyoruz pembe abla. Anam ben pembe değilim anam. No senyor. No 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 no. Siz karıştırıyorsun konu. Çekilin. Bunlar kim Francesca? Anam tanımıyor ben. Gerçekten valla ben Francesca'yı. Kız uydurma be. Pembeden başka kim gerçekleydi? Pembesin işte. Yok anam. Kız bu benim aman bebek. Uyduruyor be bu be. Başına küpürür mü? Anam Peru aldı. Ana. Doğru söyle kadın. Kim seni sandı? Yoksa öldürürüm seni. Çelik çelik. Komiserim. Ay. At silahını. Ay. Geri çekilin yoksa kadını öldürürüm. Gidiyorum ben anam valla. Geri çekilin be. Vuracak beni tabancası. Şey var mı? Kurşun var mı? Sakın bir deyilik yapmayın. Bir yere kaçamazsın. Etrafı tabağına sarıldıklar. Siz bilirsiniz. Yoksa kadını öldürürüm. Komiserim ateş etmeyin. Ben Mabla'yı vurabilirsiniz ha. Komiserim kurban olayım. Kurtarın adamı. Ne olur ya. Ne olur ya. Pembenin arkasına saklanıyor. Ateş edemeyiz. Evet, komiserim ben çözümü buldum. Hedef ortaya çıkaracağım. Hazırlıklı olun siz. Pembe. Canım. Yerde $1000 var. Nerede anam nerede? Ha. Anam ha. Vurun beni. Dur be sen de öpme dur. $7000 var. Ne? Hadi sarılıyor bu herif de bana. Çek şuradan be. Dur be. Pembe hanımefendi sizi şöyle alalım. Bir dakika. Bir dakika. Hadi. Pembe hanım. Canım. Emniyet teşkilatımız adına yapmış olduğunuz yardımlarınız için bu ödülümüzü kabul buyurun lütfen. Anam ne demek canım? Teşekkür ederim. Sadece bunu değil yani birçok ödülü de kabul ediyorum. Yeter ki ödül olsun. Yaşa pembe, yaşa, bravo. Bravo. İlahi olsun. Bravo. Ana bu altına benzemiyor. Teneke bu be. Ay. Uyduruk. Görgüsü. Bunun altın olanından yok muydu abi? Ha? Pembe. Ben bunu be. Pembe. Ne pembe pembe? Ödül verdiniz teneke çıktı. İnsan Nobel verir hiç olmazsa. Pembe bu da sana söz verdiğimiz para ödülü. Ha işte bak. En sevdiğim ödülde. Teşekkür ederim anam. Vallahi. Bravo pembe. Bravo. Bravo be. Asla değilsin. Bravo. Pembeciğim. Ha canım. Biliyorsun değil mi? Bu ödülde benim de payım var. Bırak be ne payı senin de varmış. Ben olmasam adam seni öldürecekti be. Sayende kurtuldun. Yarısı benimdir bu ödülün. Bizden elifleri dalır. Benim de payım var ya. Ya Pembe abla. Pembe abla benim de payım var ya. Bıraksana ya. Ya enişte beni de çek. Bak ya ne yapıyoruz ya. Açtık dolana, o kar bu kalama, açtık biri var.